Evet arkadaşlar, geldik. Maalesef internetim çekmedi ve inşallah da o kaydettiğim, yani canlı yayını kaydedebilmişimdir. Çünkü çekmediği için çok sorun çıkarttı, çok durdu. İleride şey var, sis. Ama kalenin kapısından içeri girdik. Burayla ilgili bilgi verir misin canım? Şarjım da bitmeden biraz bu videoyu çekeyim lütfen. Ki o kadar uğraştık değsin. Hala bilmiyorum kaç sene önce bunu yaptı. Onu öğreneceğim. Sen oraya yaz. Tamam. Ama 1830'da 1830. 1830'da aha. 1830'da yapılmış yaklaşık olarak arkadaşlar. Onlar orada ne yapıyor bilmiyorum. Acaba dilek mi diliyorlar? 1830. 30'da bir Lehistan kişi geldi, buranı buldu. Aha. Ve onu yazdı ki bir yer var böyle. Aa. Ve o burası ama önceden burada yapılanı. Aha, o senede o burayı buldu ama buldu. O daha da önce yapıldı, evet. Burası. Onu yanar bakayım. Ama onu ben seni evet, açık ona bulalım ve bilgileri evet, altına yorum evet, olarak yazacağız. Orada ne var? Pardon. Orası dilek mesela onlar tutuyor. Evet. Onlar lütfen ben de dönüşte. Evet. Şey, niyet söyle yani. Hayır, o vezir dede. Evet, burası vezir evi mesela. Aha, vezirin o, kalesi. Orası şah evi. Aha. Orası ambar su ve şey, yiyecek. Ambar biliyorum. Evet, ambar orası su toplayıp ve orada saklıyorlar. Aha. İyi su, yani içmek. İçme suyunu orada saklıyorlar. Evet. Anladım. Burası da bunlar da orada şey eskerler oradan bakıyor. Burası da gözetleme kalesi. Onun bir adı var ama bilmiyorum. Oradan gel. Evet. Burası da bir git kale. Git değil, geç. Vay. Evet, burası böyle. Burada bir küçük oda var ama pis insan her yerde var biliyorsunuz. Bu nedir arkadaş? Pet şişesi falan. Geldin, gezdin, temizce bırak git. Burası çok küçük. Aa, burası tuvaletmiş. Des şuy. Orası. O bak. Evet. Onları bence sonra yapıyor. Belki. Burası. Bak. Eskerler burası bakıyorlar. Aha. Tam her yeri görüküyor bak. Şimdi size o yürüdüğüm yolları gösteriyorum. Yürüdüğüm yollar tam da şurasıydı. Ve burası askerlerin düşmanları gözetlediği yerler. Küçük küçük pencere gibi yani. Şöyle. Kimya canım. Burada da gerçekten tam bir gözetleme kafa yeri var. Tam. Evet, kaleden kuş bakışı gösteriyorum sizlere. Böyle. Oh. Evet. Güzel, insanlar da ziyarete az da olsa geliyorlar. Böyle. Şöyle böyle. Burası da kapı galiba. Evet. Evet, kapı. Çünkü burada da merdivenlerden inip böyle. Çok güzel yapılarmış ve çok da iyi manzaraları var gerçekten. Yani tarih, tarih, tarih arkadaşlar. Bu vesileyle de bu kalenin tarihini araştırmış olacağım. Aşağı. Yani videonun altına yazacağım. Çünkü yazarken ben de bilgi sahibi olmuş olacağım. Hep birlikte keşfetmiş olacağız yani.
Başka istersen daha ne var onları da söylüyoruz. Sonra bu şarjım bitiyor ve biz fotoğraf çekiyoruz kendimiz için. Olur mu? Evet. Biraz sonra evet. Eski bina. Evet canım belli. Eski ama ne kadar sağlam bak. Evet. O penceresine çok, bak çok küçücük. Evet ve çok güzel. Orası bak buradan giderken bilmiyorum o kapı açık mı açık. Ama geldim. Tamam. Ben öyle zorlu yollardan yürüdüm ki burası nedir yani? Bak. Kestirmeden gittim ki o yollar çabuk bitsin. Buradan çıkılır mı? Hayır. Ama orası çok zor canım. Burası daha kolay. Vay vay. Yok hallediyorum. Gerçekten benden de dağcı olur. Yes. Nereden çıktığıma bakın. Gördünüz mü? O yukarıya ya buraya. Bence buraya bakalım sonra öyle bitirmek için iyi olur değil mi? İstersen hatta ben gidiyorum sadece belki yorulma. Küçük küçük gözetleme yerleri. Ama çok iyi yapmışlar gerçekten. Aşağıdan hiç anlaşılmıyor. Ama yukarıdan bu da bir pencere. Bu kadar. Bir tuğla büyüklüğü kadar. Evet burası da daha iyi oldu. Yukarıdan gelmiş oldum. Şöyle. Küçük küçük yerler. Çok da iyi. Böyle. Canımlar. Ciğerimler. Çok yüksek. Wow. Gerçekten yazın da geleceğim. Ama keşke bir teleferik yapsalarmış. Buranın ziyaretçisi çok daha fazla olurmuş. Çünkü gelmek gerçekten çok zor. 2 saati geçti. Bilmiyorum ne kadar geçti. Oh. Dizlerimde derman kalmadı. Bir de kendimi size göstereyim. Beni tanımayacaksınız şimdi. Böyle göstereyim. Yazık bana. Elma gibi yanaklarım. Hatta sümüklerim akıyor. Çok pisliyim şu anda. Heyli kesafetim. Heyli kesifem. Kendime de çektim. Dedim ki şu anda çok pisliyim. Çok kırmızıyım. Hatta sümüklerim de akıyor. Çok doğalım. Burası bir yer. Önce burayı görüyorum. Çekmiyordu diye arkadaşlar. Böyle bir video çekeyim istedim tekrar. Yani gönlüm istiyordu ki hepsini wow, hepsini canlı yayında paylaşayım ama o mümkün olmadı. Burası yani su sürekli akmış şuradan ve taş şekil değiştirmiş. Çok da iyi. Evet, çok iyi. Evet. O ismini biliyor musun bunları? Ben çocukken bizim evimizde de böyle vardı ve onun adı Bağlak. Aa.
O ne demek bilmiyorum ama. Aa, bağlak aslında çok mantıklı. Bağlak yani onu bağlıyor işte. Hiç düşünmemiştim. Burada da merdivenler var, küçük bir yer var. Bence orası belki de tuvaletti. Burada bir baca yeri var. Soba için. O zaman soba var mıydı ki ya? Evet böyle. Şimdi aşağıdan çekmiştim orayı şöyle. Hızlıca orayı da gösteriyorum ki şarjım bitmeden yetiştirebileyim. Böyle. Evet. Şu anda o bağlakların oradayız ama şey, bilmiyorum sağlam mı? Evet sağlam. Gelme sen kimyacım istersen. Evet, burada bir küçücük delik var. Belki orası da tuvaletti, bilmiyorum. Böyle. Yani çiş ihtiyacı her zaman her yerde. Doğal olarak tüm canlılar için ve bizler için. Evet. Böyle hızlı hareket ediyorum. Çünkü her yeri size de göstereyim istiyorum. Sonra da kendim tadını çıkarayım istiyorum. Burada Farsça yazılar var ama bir de hep biz Farslara Arap zannediyoruz. Ama Farsça ve Arapça çok farklı. Yani Farslar ve Araplar çok farklı yapıda insanlar. Böyle. Onu da bir dipnot olarak geçtim. Burada bir oda var. Ama hiç merdiveni yok. Ha, bu benim için bir şey teşkil eder mi? Tabii ki de hayır. Çıktım. Ama çok karanlık. Evet, karanlık. Ben kendim bakıp size dillendireyim. Daha geniş bir oda. Yani yatak odası gibi bir yer muhtemelen. Nasıl da fikir yürütüyorum. Orası da ocakmış. Yani muhtemelen. Çünkü baca gibi bir yeri var. Bu da benim bastonum. Ama keşke böyle bir şeyi aşağıda bulsaydım. Çok yardımcı olurdu bize. Yukarı çıkınca bir amcadan elnaz aldı. Bak orada bir tane var, elnaz onu da al. O, evet, kimya için o iyi olur bence. O değiştirin kimyayla. Böyle. Bu tarafta da var değil mi? Çok büyük bir kale değil mi? Evet, burası çünkü o şah burada yaşıyor. O şah çok şanslı bir şahmış. Gerçekten. Tam doğanın orta yerinde. Ama her şeye ulaşmak belki biraz sorun olmuş olabilir. Yani yemek içmek adına. Kimyacım pardon. Bebahşit. Böyle. Zannediyorum en manzaralı yer burası. Değil mi? Ben oraya çıkacağım. Bir dakika. Oh, mahrum kalmayalım. Sis olduğu için çok iyi görmüyoruz ama şöyle az önce geldiğimiz yerler. Anne yeni geldi. Evet arkadaşlar, maalesef benim şarjım bitti. Tam diyordum ki anneyle baba yeni geldi. Aşağıda fotoğraf çekiyorlar. Şimdi Elnazcığımın telefonuyla çekip benimkiyle harmanlayacağım. Çok üzgünüm ama böyle. Yani %100'dü şarjım. Çantaydı. Çanta konuşamadım. Çantamı da almadım. Ağırlık olmasın çok uzun yol diye. Böyle olsun ama neticede çekiyorum. Ya böyle. Evet canım. Evet. Ha. Bu tarafta cam yokmuş ama aslında en iyi manzara o tarafta. Böyle. Ben aşağıya gideyim mi? Hangi? Annem geldi, oraya gidiyorum. Sen istersen.
Tamam. Zaten bitiyor galiba yani, değil mi? Evet, bitsin, beraber gidelim, olur mu? Bir yakayım ya. Gerçekten bacaklarımızda derman kalmadı. Burası gerçekten çekmeli. Evet ama benim telefonum tamam. Tamam çok. Böyle. Bu çatı. Ve gözetleme yerleri yine gördüğünüz gibi manzara. Buralar çatılar. Gerçi çok ama tuvaletli. Evet, tuvaletli. Belki. Evet. Yani evet, kale bodur olması falan olası değil canım. Evet arkadaşlar, böyle. Burayı da görmüş oldum gerçekten. En az teşekkür ederim canım, sebep olduğun için. Türkiye'ye geldiğin için ve tanıştığımız için çok mutluyum. Ben de mutluyum. Çok istiyorum ki dünyanın başka başka yerlerini. Evet, görelim. İnşallah. Sonra da yazında Türkiye'nin başka başka yerlerini ben sana göstereceğim. Cobran eğlirem. Cobran eğlirem demek telafi ediyorum demek arkadaşlar. Yani ne demek? Yani burası çok eski. Tarih yazmıyor değil mi? Tarih yazmıyor. Hayır. Onu ben sana çıkartıyorum. Evet, o bulacağım. Biliyordum ama tam onu şimdi hatırlamıyorum ve izlemiyorum. Farsça bilenler bir şey. Şöyle çekeceğim. O da ki burası eski, sen çok dikkat et. Aa! Uçmasın. Oh! Böyle arkadaşlar, gerçekten çok da güzel bir yer. Aa, güneş var orada, görüyorum ama telefon görmüyor. Fuman şehrinde güneş var arkadaşlar. Burası çok yüksek olduğu için sis var. Ama çok da değil yani, denizi hiç görememiştik. En azından buradaki manzarayı görebiliyoruz. Çok iyi. Oraya kadar gidiyorum. Geliyorum. Gördünüz mü? Ne kadar acaba bir kalabalık yaşıyordu? Şimdi onu merak ediyorum. Kalabalık değil de şimdi... Yani kaç kişi, kaç nefer? Evet, çünkü onun çok peşini varmış. Koruması, evet. Askerleri. Askerleri varmış. Burası çok güzel. Onlar hepsi burada yaşıyordu. Aha. Başka yaşıyor, belki çok ailesi var dedi. Anladım. Evet arkadaşlar, yolun ucu. Aa, burada bir şey var. Aa, böyle bakın. Ama pet şişe de var. Pis insanlar, her yerde pis insan. Yani yapacak bir şey yok. Halbuki böyle bir yeri kirletmek yerine korumayı tercih etmeliyiz. Tarihten kalmış yani. Nedir ne? O ne? O pet şişeler ne? Evet, bence en yüksek tepe İran'da burası ve çok da iyi manzarası var. Güzel.
enerji. Orası küçük bir mağara. Tepesi açık. Selam amu. Amca odun taşıyor. Çok utangaç. Yani amu amca. Evet. Devam. Devam ki. Devam ki. Diyorum devam ki. Evet canım. Güzel. Çok iyi. Yazın eminim bu böğürtlen ağaçlarında çok olacak ve ben de gelip onları yiyeceğim. Evet. Burası bu kadar. Eğer farklı bir şey de görürsem tekrar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Eğer görmezsem... Oh. Elnaz, sen bunu biliyor musun? Bunu biz çocukken yiyorduk. Onu biliyor musun? O çiçeği. Biz onu çocukken bu içinde bir bal vardı ve onu yiyorduk. Bence o bu. Böyle. Şöyle böyle. Elnaz'cığım. Eğer tekrar başka bir şey görürsem çekeceğim ama göremezsem. Bu kadar değil mi? Daha var mı devamı? Evet. O tarafta bunun gibi çünkü o çok... Biraz orada biraz... Bir dakika. Bastonumu alayım geliyorum. Asamı. Aha. Evet. Aa. Aynı şekilde bak, burada da kale var. Böyle de. Üçgen. Evet. Orası, mesela Şahneşin burası Vezirneşin. Yani burası vezirin evi, orası Şah'ın evi ve burası çok kalabalık kişiler varmış çünkü o şah ve onun çok bilmiyorum Türkçe nasıl konuşuyorum bize deyi khadam haşam yani onun için her kişi hizmetçi var. Aa, çok hizmetçisi varmış. Eskeri var. Anladım. Eskerleri var. Hepsi burada beraber yaşıyor. Anladım. Yani çok hizmetçisi ve askeri varmış. Evet. Güzel. Çok uf. Bir an çok korktum. Çok yüksek. Evet. Tamam, şimdi bir veda konuşması için. Arkadaşlarım, canımlarım, sürçülisan ettiysem, bir yanlış aktarımda bulunduysam... Pardon, benim parmağım tam geçti. Yanlış bir aktarımda bulunduysam özür diliyorum. Hatalı bir anlatım yapmış da olabilirim. Çok bilgi sahibi olmadığımdandır, kusura bakmayın lütfen. Ama niyetim iyi. Yani tanıyan biliyor. Onu anlıyorsanızdır, tanımayanlar da biliyordur, anlıyordur en azından. İyi niyetimle gördüğüm, gezdiğim yerleri sizlerle de paylaşmak istedim. Ve şimdi veda etmek istiyorum. Biz de biraz fotoğraf çekelim. Biraz tadını çıkaralım. Sonra dönelim. Sizleri çok seviyorum. Tekrar bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İran'dan sevgiler. Arkadaşlar bu tarafa gelmeyecektik, çok yorulduk dedik ama
geldik çünkü orada bir de çalışan amca vardı ve o bize buranın tarihinin çok daha eski olduğunu, kaç yıl, bir, beş... Burası, amca dedi ki burası İran tarihçileri, onu derler ki 400 bin önce... 400 bin yıl önce... Evet. Varmış ve hatta arkadaşlar Selçuklular da burayı kullanmışlar. Bu bina önceki Selçuklu Şah Eşkani. Aha. Eşkani'ye yani yaptılar. Aha. Sen lütfen anlatmaya devam et. Evet. 4000 yıl önce. 4000. Belki ben sen dedim. Ya, diyor ki yani, belki yanlış dedim ama 4000 yıl önce burası yapılmış. Evet. Ve zaman zaman kullananlar değişmiş, şahlar, padişahlar. Ama dedim ya, Selçuklular bile kullanmış. Onu biraz önce o amca anlattı. Elnaz da sağ olsun tercümanlık ben yapıyor. Zendi Şah ve Selçuklu Şah onu kullandı. Sonra onlardan sonra onlar dedi ki burası daha o aşağıda sen andın biliyorsun. Evet. Orası orayı aldım. Orası şey su topluyordular. Orası bir yer var. İçme sularını o aşağıda topluyorlarmış, evet. Arkadaşlar buranın altında yani. Ve burası 400 o şeyler. Evet, onu gösteriyorum. Burası şey içinmiş. Burası o kadar küçük eskerler. Ki sadece bakın avucum sığıyor. Ve o askerler buradan onları aşağıyı gözetliyorlar ama aşağıdan kimse onları görmüyor. Çünkü onu böyle yaptılar. Evet. Bu kadar dar yani. O şeyler de diğer taraftakiler daha büyüktü ama bu taraftakiler gördüğünüz gibi... Hayır, buralardan hep yerde küçük. Var. Yo, evet biliyoruz 400... ama o vezirlerin gitmiştik, onun biraz daha o... Böyle şeyler var ki büyük, onlar içeri giriyor. O 65 tane ondan var ki o da şey için, o da bekliyor. Bekçiler. Aha. Gözcüler diyelim yani. Evet. Daha net olur. Bakın küçücük. Küçücük. Tam aşağısı görünüyor. Çok da yüksek. Kamera ne kadarını ve görüyor bilmiyorum ama oradan kadar, asla burası gözükmüyor. Bu kadar ağaç yokmuş. Aha. Onlar değil ki bu kalenin sebebi iki şey sebebi var. Aha. Yapmak için. Aha. Birisi o sebep ki aşağı o deniz Hazarı var. Ki, Hazar Denizi. Hazar Denizi. Burası denizmiş. O sebep, Hazar Denizi buralara kadar uzanıyormuş arkadaşlar o tarihlerde. Ve bu kadar da ağaç yokmuş. Ve bu kadar ağaç, yeşillik yokmuş. Bu arada şeyi atlamadan, hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Buraya bakım yapılmış, evet, ama sadece %40 bakım yapılmış. Doğallığını bozmadan yapılmış. Onu da anlatmak istedim. %60 kendisidir. Evet, %60 doğallığı bozulmadan %40'lık bir bakım yapılmış. Vah! Nereye çıktığımı bilmiyorum ama çıktım bir yere. Yani dağ bayır bana ne yapar ya? Böyle. Ama gerçekten çok iyi. Öbür tarafa gitmiştik. Buraya dedik ki hani çıkamayız belki. Şurasıydı az önce size tanıttığım ve hatta veda ettiğim ama... Ayakkabımın içine kar girdi de. Yani bitirmek niyetindeydim videoyu. Kıyamadım ama. Bu tarafı da çekeyim istedim. Çünkü bu taraf Şah'ın kaldığı yer. Doğru söyledim değil mi? Evet. Evet. Ve burası çok
büyük. O zaman 1000 kişi burada yaşıyormuş. Aha. Sana dedim ki çok kalabalık. Evet. Ve 1000 kişi yaşıyormuş. Sonra başka ne? Amca. Bize biraz tam da şunu çekmişim çok. Aha, pardon. Ayağımdaki karı çıkartıyordum da arkadaşlar. Bir sebep de var. Buranı yapmak için. Aha. Çünkü o zaman çok savaş varmış. Ve başka. Aha, kimyacı. Yerlerden belki buraya savaş için gelmiştiler. Aha. Onlar buranı yaptı ki çok kolay. Saklansın. Evet. Kendini korusun ve saklansın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Elnaz daha anlatırken ben anlıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Onun vücut dilinden ne demek istediğini anlıyorum yani. Ve onu çok yormadan tamamlıyorum çok şükür ki. Hayır, çok da güzel ve çok da iyi anlatıyorsun. Pardon. Burası da şey varmış ama sanki o yıkılmış. Evet, buraya bakım yapmamışlar muhtemelen. Ve diğer taraftaki yerlere yapmışlar. Oraları göstermiştim. Bakın böyle. Aşağısı uçurum. Biz o yollardan geldik arkadaşlar. Oralardan yürüdük. Wow. Böyle. Evet, çektim. Ama çok net değil çünkü sis var. Şu su deposunu da kaçtır çekiyorum istemeden. Teşekkür ederim. Evet, bence de. Oh, pardon. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok da iyi. Çok yorucu ama çok da keyifli. Evet. Onu düşünüyorum ki 4 yıl. Evet. Neler geldi geçti. Evet, gerçekten. O çok beni heyecan. Evet, beni de canım. Biraz önce durdum ve dedim ki buradan ne hayatlar geçti. Onlar neler yaşadılar, neler tecrübe ettiler. Gerçekten. Evet. Böyle. Burası son nokta. Evet, var ama ve çok kötü. Evet, çok dik yolları çünkü var. Şimdi yağmur geldi. Burası çok kaygan. Evet arkadaşlar. Burası en çok pencereli ve gözlemli. Evet, o gözlemliler 65 tane var bunlardan. Evet. Bu benim. Evet, gerçekten çok fazla var. Aha, çok iyi. Bir dakika, onu yaklaştıracağım. Can hayat bulmak isterse taşın deliğinde de bulur. Gördünüz mü? Evet. Wow, ne dedim ben ya? Ne dedim? Wow. Güzel. Okey, paşa benim. Paşa benim. Yani hadi gidelim. Hadi gidelim. İstersen tam burada duruyorum. Bir veda daha yapıyorum. Burada benim. Burası iyi mi? Evet. Kameramanım. Oh, konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten kaç saattir bilmiyorum yürüyoruz. Evet, umarım aydınlatıcı olmuşuzdur ama videonun altına lütfen bakın çünkü araştırıp yanıldığımız yerler varsa, duyumlar varsa onları daha net
yazılı halde paylaşacağım. Tekrar hoşça kalın, sizleri çok seviyorum. İran'dan sevgiler, selamlar. Bay bay.